Evet arkadaşlar, herkese günaydınlar. Bol bereketli bir hafta geçirmenizi diliyorum. Dediğimiz gibi dün akümüle olan Bitcoin 39.500 seviyelerine ina atarak tekrardan kendini yukarıya doğru yönünü kırdı. Hemen baktığımızda total market cap'e diğer altcoin'ler açısından da aslında şu anda yükselen bir Bitcoin trendi içerisinde girmek üzereyiz. Fibonacci 50 seviyelerinde az önce az sonra açacağım videoda size göstereceğim. Total 2'ye baktığımızda market cap'te diğer altcoin'lere, Bitcoin dışındaki diğer altcoin'lere inanılmaz bir para girişi var. Evet, dipi gören birçok coin'ler için, birçok yatırımcı için belli seviyeler, dip seviyeler diyebilir miyiz? Öncelikle Bitcoin'e bakacağız ama bundan önce size anlatmak istediğim ufak bir bilgi daha var. Çok önemli. Fed faiz kararlarını arttırmaya yönelik gittiğinde artık dolar karşısında insanların enflasyon canavarının karşısında kendi paralarının, maddiyatlarının koruması gerekiyordu. Korumasına istinaden de ise faizlerin düşük olduğuna %7 gibi bir rakam, %6 ve 7 gibi bir rakam beklentisi içerisinde Amerika. Enflasyonun çıkması gereken rakamlar, yani öngörülen rakamlar %7 gibi. Bu şekilde de Amerika'da %7 gibi bir faiz artırımına gidilemeyeceği için, yani 3'er defa faiz artırımı olmak koşuluyla minimal düzeyde bir artırılacak faiz seviyesi, bu insanları, yani ellerinde dolar bulan yatırımcıları, ellerinde likiditesi olan yatırımcıları altın, deflasyonist varlıklara yöneltecek. Altın, gümüş veyahut da hisse gibi. Ve buradan da nasıl olacak? Kripto paralara bir akım gerçekleşeceği düşüncesi içerisindeyim. Bu kanalda anlattıklarım hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Kendi maddiyatınızı, kendi riskinizi, kendi psikolojik seviyenize göre yönetmeniz tavsiye olunur. Evet, az önce de dediğimiz gibi Amerika'da bir enflasyon karşısında insanlar yatırımlarını deflasyonist varlıklara, altın olabilir, gümüş olabilir, borsa olabilir, evet kripto para borsasına yöneleceği. Bunun nedeni şudur arkadaşlar, insanlar elindeki paranın değerini korumak isteyecek. Bu sebepten dolayı da parasına değer kazandıran varlıklara doğru yatırımlara yönelimleri gerçekleştirecek. Evet, hemen Bitcoin'e bakıyoruz. Bitcoin'de dediğimiz gibi, evet dün sizlere bahsetmiştim. Burada bir oba formasyonu gözükse de aslında bir yukarı doğru beklenti var. Hemen burada bir trend çizgisini attığımız zaman dirençler ve destekler güzel çalışmış. Bakın burada bir direnç oluşmuş. Yine geçtiğimiz yılların aynısını tekrarladığını söylemiştik. Hemen bakıyoruz. Evet, dediğimiz gibi 39.500'e iğne attı. Buradaki evet longları, burada patlatma operasyonu gerçekleşti. Aşağıdan emirleri toplayıp tekrardan yönünü yukarı doğru çevirdi şu anlık. Burada dediğimiz gibi bakın görüyorsunuz, bu uzun bir grafik analizi. Burada geçtiğimiz yılların, bakın aralığın ve burada ise Temmuz'un, Ağustos'un oluşumu içerisinde yine aynı çizgileri burada da yapıyor. Bakın burada tekrar yeşil yaktı. Umarım yeşil yönde devam eder. Tabii ki hiçbir şey borsada grafik analizlerde de ne kadar tahminlerimiz yürütürsek de kesinlik diye bir durum söz konusu değildir. Hemen baktığımızda 4 saatlik kapanışta, evet görüyorsunuz 4 saatlik kapanışta burada çok güzel bir üçlü dip formasyonu gerçekleşti. Üçlü dip formasyonundan sonra yönünü yukarıya doğru vermesi gerekiyordu. Aynen geldi de şu şekilde de verdi. Üçlü dip formasyonunda. Şuranın üzerine çıkmamız lazım arkadaşlar. Yani 42.500 seviyelerin üzerinde hareket etmemiz lazım. 42.500-43.000'lerin üzerine atmamız lazım ki Bitcoin artık yönünü yukarı doğru çevirsin. 45.000 seviyeleri, oradan 48.000 ve 50.000 seviyelerine bakması lazım. Hemen şimdi Fibonacci'ye baktığımız zaman, Fibonacci'de ise evet, düşük seviyelerde, evet doğrudunuz gibi hemen alt tarafta tabi bu seviyeleri 39.500 seviyelerine, burada hemen gösterdiği gibi 39.500 seviyelerinden iğne attıktan sonra dediğimiz sıfır gibi hem yönünü yukarı doğru kırmış. Evet, çok da bariz belli. Umarım 46.294, evet ileride bir direnç çalışması gereken, yine 46.294 beklentimiz var. Direnç destekler şu anda güzel çalışmış. Ve burada da baktığımızda da Fisher bandında da yukarı doğru yön vermekte. Hatta ve hatta tekrar şeye gelelim. Uzun bir bant aralığımıza gelelim. Evet.
Burada da dediğimiz gibi Fisher bandında düşmüş, yukarıya doğru yönünü gösterecek gibi. Evet, hemen kripto, diğer kripto borsa piyasasında diğer kripto paralara baktığımız zaman. Evet arkadaşlar, Mana, Decentraland, Mana yani son zamanlarda adını astıkça bahsettiriyor. Dünya teknoloji devi Samsung, biliyorsunuz ki Metaverse coin'ler için girişimlerde bulundu. Decentraland ile anlaşma yaptı. Yine sizlerden ilerleyen videolarda bahsedeceğim çok önemli Metaverse coin'ler 2022'de sepetinizde bulundurmasını önerdiğim coin'lerden ufak ufak olsa yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar, elinizde belli bir maddiyat varsa paranızın tamamını, yani all in yapmıyorsunuz, paranızın tamamını bir coin'e veyahut da belli başlı bir coin'e veyahut da belli başlı bir portföyün yatırım yapmayın. Paranızı bölün, ona göre elinizde muhakkak ve muhakkak zor zamanlar ve oluşabilecek terse kalma durumları için ise belli bir nakitinizi bulundurun. Borçlanmayla, krediyle kesinlikle yatırım yapmayın arkadaşlar. Bunun altını çizmek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım yapmayın. Dediğimiz gibi Decentraland son zamanların ATH'in en üyesi seviyesini 72 TL ile gördü. Ben TL bazında baktım bu arada burada. Ondan sonra ise tekrardan bir düşüş gerçekleşti. Düzeltme yaptı. Şu anda ise tekrardan dip seviyelerinden iyi bir alım fırsatı verdi. Arkadaşlar, bahsetmiş olduğumuz video kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Elinizde bulundurduğunuz veyahut da almak istediğiniz, düşündüğünüz coinleri yorumlarda belirtirseniz bir sonraki videomda sizlere bunun grafik analizini açıklarım. Dediğimiz gibi piyasa şu anda yeşil yakmış. Yukarı doğru yönlü güzel hareketler beklemekteyiz. Ama tabii ki Bitcoin dominansı da gördüğünüz gibi düşüş var. Bitcoin dominansının düşüşü alt piyasanın rahatlaması demektir. Ve çok güzel bir rally beklemekteyim ben. Ama tabii ki bu piyasada spekülatif haberlere dayalı birçok düşüşler ve yükselişler yaşanabiliyor. Örneğin Elon Musk'ın bir zamanlar Dogecoin'e inanılmaz bir gaz verip piyasayı yukarı doğru manipüle etmesiyle birçok insan terste kaldı. Koşan atı asla bilmeyin arkadaşlar. Çarpılırsınız, çarpar sizi koşan at, teper düşersiniz. Yani giden treni atlamak gibi bir şey olur. Yapmayın arkadaşlar. Fiyatları ATH yaptıktan sonra yukarı görün. Tabii tamamıyla sizin maddiyatınız, sizin riskiniz. Biz burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ama herhangi bir durumda da ise teknik analizin göstermiş olduğu veya da piyasaların göstermiş olduğu yönleri burada dilimizin döndüğü kadar sizlere ifade etmek istiyoruz. Evet arkadaşlar, herkese bol kazançlı bir gün geçirmenizi diliyorum. Telegram grubumuza girmeyi unutmayın. Kanalda nereden al nereden sat bölümlerimiz bulunacak. Burada kısa vadede hedef koymuş olduğunuz noktalarda kâr getirisi elde edebilirsiniz. Bunun dışında ise arkadaşlar, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda lütfen tek tahminini beklediğiniz veya hatta analizi istediğiniz coinleri belirtin. Gate.io borsasında birçok bulamadığınız coinleri hemen erken elde etme şansına sahip olacaksınız. Bu da sizlere büyük borsalarda listelenmeden önce orada güzel fiyatlarla alım fırsatı veriyor. Onun da referans linkini bırakacağım. İndirimli komisyonlardan yararlanmak için referans linkiyle kaydolup alım satım işlemlerinizde düşük miktarlarda fiiller yani hesap ücreti ödeyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, herkese bol kazançlı bir hafta, bir gün diliyorum. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın.